Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Bugün seninle ders çalışma ve odaklanma süremi nasıl arttırabilirim? Bunu konuşacağız. Odaklanmanı arttırmak için sana küçük bir tüyo vereyim. Yıldız çizmek. Yıldız çizmek senin odaklanmanı arttıracak. Nasıl arttıracak? Sağ elinle yıldız çizebiliyorsundur. Sol elinle de dene. Daha sonra gözlerini kapatıp yıldız çizmeyi hayal et. Bunu bir 5 dakika kadar yapmaya çalış. Ne kadar uzun süre odaklanmaya çalışırsan ve başka bir şey düşünmeden sadece yıldız çizmeye odaklanırsan odaklanma sürenin arttığını göreceksin. Odaklanma süremizi arttırmak için küçük bir tüyomuz daha var. 5 tane daha kuralım. Motivasyonun düşmek üzere, odaklanman bitti ve artık ders çalışmak istemiyorsun. Ve kendine diyeceksin ki 5 soru daha, 5 sayfa kitap okuyacağım daha, 5 daha kuralını unutma. Bir önemli diğer konu da yazarak çalışmak. Eğer kafanda çok fazlasıyla yapman gereken fikirler varsa bunları yazarak çalışabilirsin. Önce bunları yazıya dök ve daha sonra bunlar üzerinde uygulamalar yapabilirsin, sorular çözebilirsin. Yazı senin için odaklanmanı arttıracak güzel bir yöntem. Günde 30 dakika kitap okumanızı öneriyorum. Bu sizin dikkat sürenizi arttıracaktır ve Türkçe'de özellikle diğer derslerde de başarılı olmanızı sağlayacaktır. Odaklanmanı arttıracak bir diğer faktör de çok rahat ortamda ders çalışmamız. Bu senin uykunu getirir ve odaklanmanı azaltır. Örneğin yatakta ders çalışmak senin için olumsuz bir durum olabilir. Çünkü uykunu getirdiğinde adaptasyonun bitecektir. Sağlıklı beslenmemiz çok önemli. Günümüzde fast food yiyecekler maalesef vitamin ve mineral açısından çok zengin yiyecekler değil. Özellikle demir eksikliği odaklanmanı azaltır. Bunlar peki nelerde var? İnternette de araştırabilirsin ama ben sana kısaca söyleyeyim. Ette, balıkta, tavukta var ama kuru baklagilde, yeşil sebzelerde mesela ıspanakta var, rokada var. Sağlıklı beslenmede demir çok önemli. Eğer demir eksikliğiniz varsa bununla ilgili beslenmenize özen gösterin. Odaklanma sırasında kendini çok zorlama, kendini nazik davran. Yapman gereken neyse sadece o an, sadece derste ol. Ya da sadece o soruyu çözmek için odaklan ve daha sonra kendini tebrik et. Sana başka bir tüyo daha vereyim. Kontrol çizelgesi. Bugün Türkçe dersi çalıştın ya da matematik çalıştın. Kendine 100 üzerinden dikkatin için kaç puan veriyorsun? 70 mi? Onu not et. Bugün günlerden pazartesi ve Türkçe çalıştın ve kendine 70 puan verdin. Matematik çalıştın, dikkatine 40 puan verdin. Ve ertesi gün yine aynı şekilde dikkatini kontrol et. Aslında burada amacımız dikkate odaklanmak ve ne kadar dikkatli olduğunu gözlemlemek. Ve böylece dikkatini arttıracaksın. O kontrol çizelgesinde eğer artış gözlemliyorsan kendine küçük ödül vermeyi unutma. Derslerini küçük parçalara böl. Koskoca dersi, ben bu dersi nasıl halledeceğim, bu kadar üniteyi nasıl bitireceğim diye kendine hayıflanıp durursan odaklanman düşecektir. O yüzden bugün yapman gereken matematikte hangi konuya çalışacaksan ya da hangi soruyu çözeceksen sadece ona odaklanıp başka hiçbir şey düşünmemen odaklanmanı arttırır. Sana eğlenceli bir önerim daha var. Oyun oynayacaksın. Dikkat oyunları. Bunlar satranç, sudoku gibi ya da zeka oyunları oynarsan bu senin dikkat seviyeni arttırır. Ama fazla abartma. 30 dakikayı geçme. Odaklanmayı arttıran diğer bir faktör de severek çalışman. Beyin sevmediği şeyi unutma meyilindedir. Unutur gider. Ama sevdiği şeyleri hatırlamakta çok ustadır. O yüzden derslerini severek çalış. Bugün seninle odaklanmayı konuştuk. Peki sen odaklanmayı nasıl arttırıyorsun? Odaklanmak için neler yapıyorsun? Yorumlar kısmında bizimle paylaş olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.